Arkadaşlar tekrardan iyi akşamlar herkese. Kusura bakmayın bu teknik arızalardan dolayı geç başladık 20 dakika. Bütün canlardan özür diliyorum. Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği'nin ikinci Zoom eğitim etkinliğine hoş geldiniz. Bugün Alevilik'te Dört Kapı ve Kırk Makam işliyor olacağız. Canlar. Konuğumuz da sevgili Efe Engin, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği İnanç Yol Erkan Kurulu üyesi, Kuraşen Ocağı evladı. Onunla bu muhabbeti sürdüreceğiz ama ondan önce biliyorsunuz Çorum katliamının 41. yılındayız. Çorum'da saldırıya uğrayan canlarımızın yaklaşık 40-45 günlük bir direnişi oldu. Bu direnişte hakka yürüyen canlarımızı saygıyla anıyorum. Aynı zamanda yine Gezi'nin yıl dönümündeyiz. Gezi'de 8 yaşında yitirdiğimiz 8 canımızı burada saygıyla, özlemle anıyoruz. Bu ülkenin onuru olan, bu ülkenin ortak yaşamı kurma anlamında adımı olan Gezi direnişine de selam olsun diyoruz. Evet canlar, konumuz Dört Kapı Kırk Makam. Biz 19 Haziran'a kadar Alevilik'te merak edilen konuları Zoom üzerinden konunun uzmanı olan canlarımızla değerlendiriyor olacağız. Eğitim çalışması yapıyor olacağız. Bugün de onlardan bir tanesi olan Dört Kapı Kırk Makamı işliyor olacağız. Formatımız şöyle. Sevgili Efe Can yaklaşık bir 40-45 dakikalık sunumunu gerçekleştirecek. Sonra konuya katkı sağlamak isteyen veya soru sormak isteyenlerden soruları alacağız. Facebook'ta da sorularınızı yönetebilirsiniz. Buradan da sunum sonrası söz verebiliyoruz Zoom üzerinden soru sormak isteyen canlara ya da katkı sağlamak isteyen canlara. Sorularınızı daha sonra Efe Can tek tek cevaplıyor olacak. Tekrardan hoş geldin Efe Can. Sana bırakayım mikrofonu. Sunumuna başlayabilirsin. Aşkım, ben de bu yolda canını sır etmiş bütün canlarımızı saygıyla anıyorum. Unutursak tekrarlanır. Çünkü Alevi tarihi katliamlar tarihidir. Unutmamamız lazım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği'nin bu yolumuzla ilgili bilinçlenme çabalarına katkı sağladığı için teşekkür ediyorum. Şimdi tabii burada hani uzman dedin ama biz her şeyin uzmanı değiliz. Bildiğimizin alimi, bilmediğimizin talebiyiz. Bu yolun önsüz ve sonsuz bir öğrenme sürecidir. Dolayısıyla da kendi gücümüz oranında, bilgimiz oranında bir katkı sunarız. Dolayısıyla da ama aşık saçar, arif seçer derler. Biz de bu konuda bildiğimizin alimiyiz. Aşk ile diyorum. Şimdi dört kapı, kırk makam öğretisi aslında aynı zamanda da bir tartışmalı da bir öğreti. Fakat Alevi öğretisindeki bu dört kapı ham ervarlıktan kamil insanlığa giden bir el ele el hakka düsturuyla sürülen bir yoldur, bir eğitim sürecidir. Dört kapı kırk makam. Yani Hünkar şöyle diyor: Adem suretinde olan herkes Adem değildir diyor. Adem akıl, haya ve ilim iledir. O yüzden kapılar da böyle bilgiyle demlenme sürecidir. Hani bu süreci hiç bitmeyecek, yani öğrenmenin sonu olmadığı gibi. Bu kapılar içerisinde yetişmenin, pişmenin de hiç bitmeyeceğini düşünüyorum. Yani dolayısıyla da Alevi dünyasında şöyle bir söz vardır. Yani pişmeden pişirilmez. Bu kapılar da insanın hani ocaklarımıza gittiğimizde nasıl ki ocak dediğimizde bir ekmeği pişirir. İşte pişme aşamasına kadar hamur, un, buğday aşamaların hiçbirisinde nasıl ki bir şeyle nimet niteliği taşımıyorsa, nasıl ki ocağa girip piştikten sonra
artık ekmeği bir yerde düşmüş olduğunu gördüğümüzde öpüp kaldırırsak, nimet olarak görürsek, insan da bu kapıları geçerek, pişerek bir nimet haline gelir. Bu yolu izleyerek bir nimet haline gelir. Bir sultan bunu şöyle ifade ediyor. Diyor ki, ela gözlü pirim geldi, duyan gelsin, işte meydan. Dört kapıyı, 40 makamı bilen gelsin, işte meydan. Bu birçok aşıkta, sadıkta, pirde ifadesini bulan bir cümle. Şimdi sevgili canlar, insan kültürel bir varlıktır. Hani yaşadığımız şey içerisinde, dünya içerisinde, evren içerisinde hayvanlardan, hayvanlar sınıfına her ne kadar dahil olsak da hayvanların içgüdüleri vardır ve doğaya daha çok uyumludur. İnsanın ise içgüdüleri zayıf, beyinsel faaliyetleri çoktur. Dolayısıyla da insanın korunması için öğrenmesi gerekir. Hani bazı bilim insanları şöyle diyor bunu. Diyor ki insanı beyaz bir sayfaya benzetirler. Yaşam içinde bu beyaz sayfa yazılır. Sizin yazmadığınız sayfayı da başkaları yazar. Yani hayat boşluk tanımaz. Bu da bizim hani asimilasyona sebep olan bir şeydir. Yani bizim yazmadığımız, bizim uğraşmadığımız bu yol ve erkanla ilgili bilgileri anlatmadığımız müddetçe başkaları yazar ve asimilasyona sebep olur. O yüzden bu çalışmalar gerçekten kıymetlidir. Ya ünlü felsefeci Kant şöyle diyor. İnsan diyor eğitimin bir sonucu. Yani eğitimin sonucunda ancak insan olur. Yani yoksa bir canlıdır. Dolayısıyla da toplumun değerlerini, kültürlerini aktarmak ve birlikte olduğu toplumu, çevreyi, hani yaşamını kırmak için öğretileri vardır. Alevi yolu öğretisinde de dört kapı, 40 makam bu eğitim sürecini ele alır ve kendine ait değerleri yaşama aktarır ve dolayısıyla da kendini hep var etmeye çalışır. Şimdi bu kendini bilmeye bir yolculuktur. Yani kendini bilmeye yolculuk için pusulalar, hani yolculuk için yön ve pusula insan ihtiyacı hisseder. Bu da hani sorular sorar insan yaşamında. Ben kimim, neyim, hani nasıl yaşamalıyım, hedefim nedir? Kabul görüyor muyum, yararlı mıyım, seviyor, seviliyor muyum, yani güvende miyim? Yani güven de önemli çünkü bu tür sorular artırılabilir. Ya Fuzuli'nin bir cümlesi var yani bu yaşanan yaşamla ilgili. Diyor ki, der bir pazardır diyor. Herkes metaını arz eder. Ehli dünya simüzer, ehli hüner fazlı kemal. Yani diyor ki bir dünya pazardır diyor, alışveriş yeridir. Herkes elindekini döker, ortaya döker. Bilgiyi seven erdem ve beceriyi tercih eder. Dünyayı seven de altınla gümüşü sergiler diye çok net aslında ifade etmiş bize. Biz normalde semavi dinler hani yaşamdan sonrasına işaret ederken bizim yaşamın inancı olan Alevilik varlığın birliğini esas alır. Dem bu demdir, günceldir, çağdaştır. O yüzden de bulunduğu yaşamı, bulunduğu anı, demi kaliteli, yaşanabilir hale nasıl getirilebilir diye sorgu sorar ve bu kendi kitlesini, bu yolu sürenleri sorgudan, görgüden geçirir ve rehber eşliğinde de bunu aktarır, çareler arar. Ya Hünkar buna ne demiş? Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır, düşünce karanlığına ışık tutanlara aşk olsun demiştir. O yüzden hünkârın izinde giden bu süreçte yani Aşık İlhami'nin de yine bir var ettiği bir sözü var. Diyor ki kendi noksanını bilip arif ol, kimsenin ayıbını gözetme gönül. 73 millete bir nazarda bak, hak sevmiş, var etmiş, söz etme gönül. Şimdi bize hani aşıkı sadıkların sözleri nasıl bir insan olmamız lazım? Bu konuda neler yapmamız gerektiğini ifade ediyor. Biz bu kapılardan geçeceğiz, bu kapılar neye yarar diyebiliriz. Şimdi kapı hem içeri açılabilir, içeri girmek için de kapıdan geçeriz, dışarı çıkmak için de kapıdan geçeriz. Şimdi bunların anlamı nedir? Kapının pervazı vardır, eşiği vardır. Şimdi biz içeri açıldığında bir iç dünyadan bahsediyoruz. Yani kinden, kibirden arınmayı, eline delil bir diline beline hakim olmayı, ikrarına sadık olmayı,
Yani kamil insan olmayı bilmek önce insanın kendini bilmekten geçer. Yani Hünkar bunu şöyle ifade etmiş. Diyor ki hararet nardadır, sacda değildir. Keramet baştadır, saçta değildir. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, taşta değildir. Yunusi de şöyle gösteriyor aynı yolu. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır. İçeri açılan kapıda hani kamil insan olma yolunda bunları öğreniriz. Dışarı açıldığında ise kainatın sırlarına vakıf olmayı öğrenmektir. Yani insanı kamil yolunda bu her iki tarafa da gidildiğinde eşikten geçeriz. O yüzden bu yetişme, gelişme ve nedir onun adı? Değerler manzumesi öğrenmenin yolu o eşikten yani kapıyı aşmak hem içe hem de dışa yolculuk yapmaktan geçer. Dolayısıyla da eşik kutsaldır bizim inancımızda. Eşiğe basılmaz bu yüzden. Kapı da kutsaldır. O yüzden dolayısıyla da bu kendimizi yetiştirme ve ilerleme yolunda, bu insanlık yolunda giderken biz o kapıdan içeri girerken Cemler'de görmüşüzdür. O pervazı öpüp niyaz olup öyle içeri girerler ve eşiğe basmazlar. O yüzden bu kapı kutsallığı, eşik kutsallığı, iç yolculuk ve devamlılığa hani devamlı birbiriyle iç içe geçen bu kapıların bilgilerinin birbirleriyle böyle keskin çizgilerle ayrılmaz, iç içe geçer ve devamlılık esas alınır. Gelecek kuşaklara da bu bizim işte geleneklerimiz, bu bilginin erkanlarımız, bu işte kültürümüz dediğimiz bütün bu bütünün içerisinde gelecek kuşaklara aktarılır. Bunun için ne yaparız? Hani kusur arama yerine kusur işlememe, giderme, işte suç ve ceza yerine toplumda iyiliğe yöneltme esas alınır. Dolayısıyla da burada görgü, sorgu bu yüzden geçer. Görgü, sorgu inancımızda bu yüzden vardır. Yani bu kapılardan geçmek hani bir kan soyluluk ya da kan kutsallığı falan değildir. İnsanlık değerlerini omuzlamaktır. Toplumlar hani bu kurallar, kaideler belirlerken, bu yollardan geçerken bir de şey yapar. İnsan hani varmak istediği yerle ilgili bir tanım yapar. Şimdi Alevi'nin o zaman bu yolculukta varmak istediği yer neresidir diye kendimize sorarsak, Alevi'nin bu yolculuk içerisinde varmak istediği yer, yani bu kapılardan geçerek varmak istediği yer Rıza şehridir. Yani bu eğitim sürecinde insanlar farkındalık öğrenirler. Bu farkındalık bir birikime sebep olur ve bu bilgi birikimi aynı zamanda davranışa yansır. Farkında olan korur. Yani bir şeyin farkında olmayan insan o işle ilgili bir beceri, bir etkinlik sergilemesini bekleyemeyiz. Dolayısıyla da farkında olan insan aynı zamanda toplumsal sorumluluk üstlenir. Yani o yüzden şey demişler yani pirlerimiz okunacak en büyük kitap insandır demişler. Bu süreç içerisinde göz tanıktır. Yani yaşadığımız çevreyi inceleriz. Tanıktır. Aklımız var. Akıl da değerlendirir bu süreci. Gönlümüz var. Gönlümüzde pişiririz. Dilimiz var. Dilimiz bu bütün oluşumların hepsinin kalemidir ve dil bunu ifade eder. İfade eder yani hissettiği o karar verdiği kararı ifade eder, dile getirir. O yüzden dile gelen pirlerimizden Pir Sultan Abdal ne demiş? Yola boyun veren gelsin. Tarikati, marifeti, hakikati bilen gelsin. O yüzden aşk meydanı bu bir aşk yolculuğudur. Hani bu yolculuk, bu aşk meydanı da erenlerindir, bilenlerindir. Size bu konuda yani bu aşk yolculuğuyla ilgili bir şey ne diyeyim masalımsı bir konu anlatacağım. Şemile Pervane'yi duymuşsunuzdur. İşte akşam olunca dışarıda
yanan lambaların etrafında pervaneler hep döner. Işığa aşıklardır. Dolayısıyla da uzaktan yanan bir ateşin ışığına aşık olan pervanelerin piri üç tane pervaneyi görevlendirmiş. Hele bir gidin bu aşk olduğumuz neyin nesidir? Öğrenin bunun sırrına erin der. Üç tane pervane yola çıkar. Birisi yaklaşır, bakar ki sıcaklık geliyor, korkar, orada durur. İkincisi iyice yaklaşır, bakar ki kanadının ucu yanacak, yanıyor hatta, geri çeker kendini, atar. Üçüncüsü gider, o ateşi sarar, ateşle beraber ateşin ışığını ve ateşini büyütür ve onunla olur. Onunla bütünleşir, yani hak ile hak olur. Şimdi dolayısıyla da bu geri döndüklerinde sorar, ikisi döner tabii. Pirleri sorar, pervanenin pirleri der ki ne oldu, ne gördünüz, ne işittiniz? Bunları biz cemlerimizde de sorarız. Can yola girerken bir yıl müddet verilir, geri döndüğünde ne gördün, ne işittin? Canımız da der ki hak gördük, hak işittik. Pervaneler de der ki ya çok sıcak. Pervane de der ki ya çok sıcaktı, ben dedi kendimi yaklaştırmadım. İkincisi der ben çok yaklaşmaya çalıştım ama kanadımın ucu yanınca geri attım kendimi. Peki öbürüne ne oldu? Üç kişiydiniz siz de. O der gitti kendini o ateşle var etti. Ateşi büyüttü, ışığı büyüttü. İşte dedi aşk odur. Yani bu sırrını aynı zamanda o gizli hazineyi ve sırrını aynı zamanda içinde taşıyıp onun içinde erimek, onun içerisinde bütünleşmektir. O yüzden inanç, bizim inancımız da yaşamın inancıyız diyoruz ya, yaşanılandır. Yani yaşamadığımız bir şey bizim inancımız olamaz. Aşk ile diyorum. Burada yani biraz hızlı geçiyorum. Vakit kaybımız olduğu için canlarımızı da sıkmayayım. Kapılar kapılar simgeleri vardır. Dört kapının. Şimdi işte bu da aynı zamanda çar anasır dediğimiz hava, ateş, su, topraktır. Bu kapıların aynı zamanda ifade ediş simgeleridir. Şimdi hukuk kapısı, birinci kapıdan içeri girerken hukuk kapısı. Bu bazı kitaplarda hani şeriat anlamında da kullanılır, ifade de edilir. Yani bu hukuk kapısından içeri girerken içindeki şeriatman lazım. En azından bir bilgi kapısıdır. O bilgiyi önce tanıman lazım, görmen lazım. Bunun için hukuk kapısında her insanın varlığı ayrı ayrıdır. Yani sen sensin, ben de ben. Hukuk kapısında ifade edilen şey budur. Dolayısıyla da kendi rızalığı da bizim inancımızın her kapısında ya da ritüellerin hepsinde rızalık esastır. Baş tacıdır rızalık. Burada rızalık vardır ve hani hukuk eşitliği vardır. Hani Hatay'ın bir şeyi vardır eserinde, diyor ki gülden terazi yaparlar, gülü gül ile tartarlar. Yani gül alırlar, gül satarlar, çarşı pazarı güldür gül. Şimdi o yüzden bizim bu eşitlik, toplumsallık bilincini yakalamak için bu kapıda Yunus'un dediği gibi sen sana ne sanırsan ayrılığa da onu san. Yani kendini reva görmediğini başkasına görme. Dolayısıyla da bir öğrenme sürecinin başlangıcıdır. Bu kapıda bir rehber edinir insan. Yani bu bilgileri yola girmek için bir rehber eşliğinde duyması ve bilmesi lazım. Yani bu rızalığı neye gösterecek? Yolu bilmezse etmezse, bilmediği bir şeye rızalık göstermez insan. O yüzden de bir rehber edinme kapısıdır. Yani burada yola girmenin esası bir rehber edinip yolla ilgili bir bilgi edinmektir. Bu kapıda insanlar yola girişle ilgili, insanlar geldiğinde toplum, hani rızalık aynı zamanda hani kendi rızalığını verdiği zaman aynı zamanda toplumun rızalığını da alacak ki yolun rızalığıyla bütünleşsin. Dolayısıyla da rızalık kapısından
geçmesi lazım. Bu kapı aynı zamanda da rızalık kapısıdır. Yani insanın kendi rızalığıyla yola giriş kapısıdır. Mürşide varmaya talip olursan, iptida insandan rehber isterler. Verdiğin ikrara doğru gelirsen, ahd ile peymandan rehber isterler. Mürşidin nazarı müşkülü seçer, kamil olan rehber sıratı geçer. Can kuşu kafesten akibet uçar, tenden uçan candan rehber isterler. Pir sultanım söyler bu hakikati, ikrarına sadık olmak hikmeti. Nefsini bilmektir sözün gayreti, bilmeye irfandan rehber isterler. Pirler bu konuda aslında hani ne rehber edinmekle ne yapmamız gerektiğini açık, seçik, net bir şekilde ifade etmişler. Yani suç işlememeyi değil, gerçekten kamil insan olma yolunda bir eğitim sürecinden geçmeyi, toplumsal olmayı ve toplumsal buluşmaya bir davet etmeyi kendine esas edinir bu kapı. Dolayısıyla da bu kapı aslında toplumsal iyileşme ve hukuk için bir kapıdır. Bu kapı da ayrıca kapının başlangıcında dara durmak esastır. Bütün kapıların devamında, sürecinde olacağı için bu kalıcı bir erkandır. Dara durmak esastır. Özünü darda tutmak esastır. O yüzden can meydana geldiğinde ne diyor? Özüm darda, canım meydanda diyor. O yüzden bunun simgesi de havadır. Talip kapısı bilmeyle başlar, öğrenmeyle başlar. Bu şekilde devam eder. O yüzden de öğrenme kapısıdır bu birinci kapı. İkinci kapı da yol dediğimiz, tarik dediğimiz, tarikat, yani tarik yol demek aynı zamanda, yol kapısıdır. Bu kapıda da hani ben sen olurum, sen de ben olursun diye ifade ederler. Yani karşılıklı birbirini anlama, karşılıklı birbirinin adına, hani bu duyduğumuz ünlü bir cümle de vardır. Yani bir yerin ağrıyorsa insan olduğunu öğrenirsin ama bir başkasının acısını hissettiğinde canlı olduğunu öğrenirsin ağrı çektiğinde, ama bir başkasının acısını hissettiğinde insan olursun. O yüzden bu insan olma sürecinde bir başkasının yerine, hani kendine ne sanırsan ayrılığa da onu san düşüncesinde olduğu gibi, bir başkasının yerine de kendini koymakta başlıyor. Şimdi bu kapıda hani şöyle diyor, Nesimi döyünsün taşlar, akıtalım gözden yaşlar, hak tariktir hey kardeşler, gelin bir hoşça yanalım. Yani yola giriyor, artık bu yolun zorluklarını biliyor ve bu kapıda, hani bu kapıyla ilgili yine o ben birkaç tane sözü bundan sonraki üç kapı için ifade etmeye uygun diye ifade ediyorum. Aldım, buraya da yazıma da ekledim. Sadi Şirazi'nin bir cümlesi var, bir kelamı var. Diyor ki, aşka uçma, kanatların yanar. Biz de yola girerken talibe ne diyoruz? Hani ateşten gömlektir, giyilmez. Demirden çarıktır, giyilmez. Demirden leblebidir, giyilmez. Yani bunları söylüyoruz. Dikenlidir bu yol, sarptır. Gelme gelme, dönme dönme. O yüzden git, kendini düşün. Bir mühlet verirler. O mühlete kadar hem cem erenleri bunu gözler, hem de döndüğünde, bu yola girdiğinde artık ikrar vermeye gelir. Bu yola ikrar vermeye geldiğinde boynunda ip ile gelir. Toplumda şöyle bir cümleyi duymuşsuzdur. Hani böyle haşarı haylaz bir insana, gevşek davranan bir insana toplumda şöyle derler. Ya ipsiz tapsız. Toplumda Alevizan meydana ikrar vermeye geldiğinde boynunda ipiyle gelir. Yani ipli olmak ikrar vermekle özdeştir. Dolayısıyla da o boynunda, ben bu yoldan dönersem bu ip boynunda urgan olsun anlamını taşır. Dolayısıyla da bütün cem erenlerinin huzurunda, toplumun huzurunda bu can gözlenip, evet bu can yola uygundur
Dolayısıyla da içimizde uygunluk sağlar, yola bir şey yapar, can katar şeklinde bir kararları da varsa, pir Gülbengi'ni verdikten sonra boynundaki ipi alır, bu canın beline bağlar ve bu kemerbesttir. Kemerbest olur artık o. İkrar verdiğine dair bir kemerbesttir. Bu yolda ikrar veren canlar için hem toplumun birliğini, hem güvenliğini, hem de toplumun geleceğini, dayanışmayı ve paylaşmayı, aynı zamanda birbirine sahip çıkmayı ve birbirine ait olmayı öğrenmek için de müsahip edinir. Yani yol kardeşi edinir. Canı cana, malı mala katarlar. Dolayısıyla da dört can bir beden olurlar. Bu yola giren bu şekilde bir erken yürütür ve bu da hani iki, müsahiplik erkanıyla olur. Pir Sultan buna hani ikiliği ortadan kaldıran ve bire ulaşan bu dört canın bir beden olduğu duruma şöyle diyor. Sefasına, cefasına dayandım. Bu cefaya dayanmayan gelmesin. Hem rengine, boyasına boyandım. Bu boyaya boyanmayan gelmesin. O yüzden baştan beri hani yürütülen erkanlarla ilgili biz diyoruz ya, hak kelamıdır pirlerin sözleri. Yine pirimizin, Pir Sultan'ın bir cümlesiyle bu kapıyı da şey yapalım. Diğer kapıya açmış olalım. Uyurken üstüme gelen erenler, gafil aç gözünü uyan dediler. Serseri kalmayıp cihan içinde yürü bir gerçeğe dayan dediler. Dolayısıyla da bu yolda gerçeğe varma yolunda atılan adımın ve bir takım yolun zorluklarını da göğüsleyerek gitmenin, bilerek gitmenin, bilerek bu yola varmaya çalışmanın bir kapısıdır. Marifet kapısı da ayrıca tarikat kapısının, yol kapısının simgesi de ateştir. O yüzden hani zorlukları ve şeyleri saydık, maddeleri. Marifet kapısının da simgesi sudur. Yani arı ve duru olmaktan geçer. Burada sen ve ben yok artık. Biz varız. Yani giderek benliği atmak, giderek kamil insan, yani arif olmak. Arifler ne diyorlar? Arifler hem arıdır hem de arıtıcıdır. Dolayısıyla da bu yolda arif olmak esastır. Burada da Mevlana'nın bir cümlesi buraya uyuyor. Diyor ki, aşka uçmazsan kanat neye yarar? Yani bu yolculukta o pervanelerin serüveni devam ediyor. Aşka uçmazsan o kanat neye yarar diye, gerçekten insanın da o rıza şehri diye önümüze koyduğumuz toplumsal bir yolun gidişiyle ilgili bir ifade. Aşık Veysel de bunu şöyle ifade ediyor. Ne diyor? Topraktandır cümle beden, nefsini öldür ölmeden. Bu kapıya giren insanlar nefsini öldürmesi lazım. Yani bu anlamı ve manayı bilme kapısıdır. Dolayısıyla da insan olma yolunda hem de o bildiği bilgiyi ne yapacak? İnsan bilgiyi hani kapalı kutu gibi içinde saklamayacak. O zaman yolun hani aldığı ışığı o pervane gibi büyütünce ya da arif olunca bu ışığı yaymak esastır. Bu ışığı paylaşmak ve çoğaltmak esastır. O yüzden aşkın ve ışkın kainatın kapıları açılmaya başlar. Bu kapıda arif olurlar. Şimdi bu kapıda arif olurken yolun değerleriyle artık insan baş başadır. Yani nefsini öldürmüş, aldığı kararlar artık bireysel olmaktan çıkmış ve toplumsal kararlara hizmet etmeye başlarlar. Yani insan pişirmeyi artık önüne görev olarak alırlar. Yani manayı bilen insan, o zaman o manayı farkında olan insan, o farkındalığını aktarmakla mükelleftir. Yani bunu hani iç temizlik, iç arınma olarak aldığımızda şöyle diyebiliriz. Yani bir kabın içerisine, hani bir şişenin içerisine bir mürekkep koyalım.
O şişenin dışını istediğimiz kadar yıkayalım. İçindeki mürekkep değişir mi? Yok. O yüzden de biz dışarıdan, hani o dış kapıların içerisinde öğreneceğimiz bilgilerle iç yolculuğumuzu temizleyemeyiz. O yüzden bizim kinden, kibirden arına o iç yolculuğumuzla ilgili, arif olma kapısıyla ilgili, hani bu gerçeğe ulaşan yolda adım atmakla, hani dolayısıyla da sözde değil giderek özde bir talip olduğunu bu yolla ilgili artık her yıl görgüsüyle, sorgusuyla, hani biz ne diyoruz? O verdiği ikrarla ilgili bir yıl boyunca yaşadığıyla ilgili bu yola, hem de yolun erenlerine işte hak meydanında, pir huzurunda hesabını vermektir. Görgü, sorgu. Biz dardan indirme erkanlarını da bu yüzden yaparız. Yani insanın, hakka yürüyen canın ilk en son görgüden geçtiği günle hakka yürüdüğü gün arası içerisindeki hesabı müsahiplerinin o dardan indirme erkanında artık onlar da onun bir parçası zaten oldukları için onlar hesabını verir. Onlar görgüsünü görür. Hani buradan rızalık isterler o yüzden. Dardan indirme erkanı bu yüzden yapılır. Bu da Eşrefoğlu'nda şöyle bir cümle, Eşrefoğlu Rumi'nin bir cümlesi var. Diyor ki, hakikat bahrine marifet gevherim buldum, tarikate satam alan şer ile pazar eylemem diyor artık. Yani o kapıları geçtim, artık ben marifet kapısına geldim ve gevheri buldum diyor. Dolayısıyla da artık öbür, yani bundan önceki bildiklerime ben hizmet etmem diyor. Şimdi hakikat kapısının en önemli kapılardan birisi de yine bu hakikat kapısı da sırrı hakikat diyoruz. Simgesi topraktır. Burada hani şöyle ifade ederler, ölmeden önce ölüp artık insanı kamil olup yeniden kendini var ettiği, enel hak dediği artık bu yola baş koyarak bu yolun ışıtan pir, mürşit şekline dönüştüğü insana diyoruz. Dolayısıyla da hakikat kapısının sırrına varınca Yunus şöyle demiş. Aşka vardıktan sonra yine pervaneler yolculuğuna devam ediyor. Aşka vardıktan sonra kanadı kim arar demiş Yunus. Dolayısıyla da aşka varmış oluyor. Enel hak oluyor ve onunla bütünleşmiş oluyor. O geri dönmeyen pervanelerimiz gibi artık o hakikatin sırrına ermiş oluyor. Aşık Veysel şöyle diyor. Mürşidi Kamil'den dersimi aldım. Menaref sırrına girdim uyandım. Bu fani dünyayı bir kapı sandım. Meğer imiş dört kapı çıktı. Yine Daimi Baba da şöyle ifade ediyor. Ben beni bilmezdim, hatır kırardım. Meğer ilmim noksan imiş bilmedim. Ben insandan başka ilah arardım. Meğer ilah insan imiş bilmedim. O yüzden Enel Hak kapısına gelen canlarımız o yürekte pişen cümleleriyle buraya dökmüşler. Bize de seçmek düşüyor tabii. Aşık saçar, Arif seçer. Pir Sultan da şöyle ifade ediyor. Ya bu erenlerden, pirilerden özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü hani birileri ya bu anlatıyor ama bu nereden geliyor? Yani bu acaba işte Efe Engin'in yorumu mudur? Ya da bir başka canın yorumu mudur? Şeklinde ifade ediyor. O yüzden özellikle bunları çoğaltarak anlatıyorum. Men aref sırrını, yani men aref kendini bilen hakkı bilir sırrı. Yani menaref sırrını kardeş bildim sanma bilemedin. Ölmeden öl şu dünyada, öldüm sanma ölemedin. Mürşit bir ince elektir, ondan elenmek gerektir. Benlik dipsiz bir külektir, doldum sanma dolamadın demiş Pir Sultan. O yüzden varlığını
toplumun geleceğine adayanlardır onlar. Hakikat mertebesine gelenler. Pardon. Pir Sultan gibi, Hallacı Mansur gibi, Nesimi gibi ser verenlerdir. Bu yol için serini sırlayanlardır. O yüzden bunların hani aslına ermektir hüner dedikleri bir yoldur. Daimi şey Yunus Baba ayrıca şöyle diyor. Ateşe girersem yanmazam asla. Hem zehir içersem ölmezem asla. Hak'tan ayrı mıyım diyor. Sanmazam asla. Pek çok yokladım. Hak bendedir, bende diyor. O yüzden bu hakikat kapısı gerçekten insanı kamilin varması gereken bir kapı. Şimdi bu konuda bir de hani başından anlattım, bir de sonda size küçük bir masal daha anlatayım. Bu hakikatle ilgili cümlemi sırlayayım. Derviş odur ki bedenden sıyrılsın, candan sıyrılsın, duygudan kurtulsun, kendinden vazgeçmek sınavların en zoruymuş. Zümrü de anka kuşu da sıyrıldı kendi padişah soyundan. Hakikati bulmak için düştü bir hayli kuşla Simurg'un peşine. Bulmaya inandı ki onu gerçek olsun düşler. Yol uzundu, tehlikeliydi. Bir sessizlik içinde endişelerle yol alırken kimi göçtü, kimi düştü. Ve vardı 30 kuş hakikatin karesinin dağına. Yoktu Simurg, hakikat yoktu. 30 tane si, yani gerçek, murk da kuş demektir. Aslında Simurg kendileriymiş. Yani hakikat kendileriymiş. Aşk ile gerçeğin demine varanlara, aşk ile hakikati özünde görenlere. Aşk ile canlar. Eyvallah, yüreğine sağlık Efecan. Yani bu arada bu her kapının 10 tane de makamı var. Çok uzar diye bunları söylemedim ama şu anlattığım bilgilerin hepsi zaten o makamları ayrıntılandırarak hani bir yol almak anlamında, hani yaşamın detayıdır. Mesela şöyle düşünün, eskiden sadece iç hastalıkları doktoru vardı. Şimdi kalp doktoru ayrı, böbrek doktoru, ciğer doktoru ayrı. O yüzden böyle düşünelim hayatı. Bu makamlar işte 40 makam diye, ama siz bunu öze düşürüp 3 tane de diyebilirsiniz. Eline beline dinle hakim ol, 72 millete bir nazarda bak yeter de diyebilirsiniz. Bunu detaylandırabilirsiniz de. Önemli olan bu konuda şey olmak, samimi olmak, aşk ile. Eyvallah. Yani zaten o makamların her biri, aslında 4 kapı 40 makam dediğimiz şey, yaşamın içinde bir okul gibi yükseldiği, sonuçta hedefinin insan kamil olma ve bütün yaşamdaki yaşananlara karşılık bir duruş, bir görüş, bir bakış kazanmak olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Şimdi sevgili dostlar, öncelikle Zoom'dan konuyla ilgili soru sormak isteyen canları ben almak istiyorum. Soru kaldırabilir arkadaşlar. Aydıncan, belki eksik bıraktığımız yanlar olabilir. Canlar katkı da sunabilirler. Yani her şeyi biz biliriz. Şeyi de çıkmasın anlamı. Katkı da sunmak isteyen olabilir tabii. Aramızda sevgili yol yürüten canlarımız da var. Onlar da katkı sunabilir. Söz almak isteyen varsa arkadaşlar el kaldırabilir. Cemal Şahin aslında burada. Kendisi de yol hizmetlisi. Katkı sunmak ister misin Cemal abi? Eyvallah. Aşk ile köyden zaten sesin şu an internet herhalde zayıf geliyor. Ses de bozuk geldi. Soru yok.
Soru sormak isteyen yoksa ben bir şeyler sorayım. Bakıyorum ben yine. Bektaşcan, sen mi el kaldırdın? Buyur. Sevgiler sunuyorum sevgili canlar. Efe Can'a da sevgiler sunuyorum. Çok güzel anlattı. Sorum şu olabilir. Bir insan yaşamı boyunca 4 kapı 40 makamı tamamlayabilir mi? Aşk ile diyorum. Teşekkür ederim. Tamamlamayabilir. Yani buna kendisinin hani yaşam içerisinde karşısına çıkan zorlukların, enerjisinin bunlarla doğru orantılı. Dolayısıyla hani varmaya çalışır ama bu şimdi ben bu anlattıklarıma baktığımda yani şeriat kapısını, hukuk kapısını geçip geçmeyeceğimizi sorguluyorum kendi etrafımda. Yani bu anlattıklarım çerçevesinde içimizdeki şeri atmış mıyız bilmiyorum. Kimilerine öfke duyuyoruz çünkü şöyle bir şey var. Yaşadığımız çağ gerçekten o yüzden hani parçalanmış bir çağ. Geçmişteki o toprağa bağlı bir yaşamda insanların birbirleriyle denetimi mümkündü, kolaydı. Ve diyelim ki birisi yani bu mesela işte ahilikte bile şöyleydi. Papucu dama atılmak gibi yani bu demin söylediğim ipsiz cümlesi gibi papucu dama atılmak vardır. Bu Anadolu'da olan birçok cümleyi hani kültürel soykırım diyeyim. Kültürel soykırımla bize bu mana anlamları ulaşmadı. Mesela geçmişte diyelim ki 2 tane terzi lazım. Bu meclis karar verirdi. İnsanlar toplanırdı. Artık mahalle büyüdü. Dolayısıyla da 2 tane terzinin olması lazım derdi. Ama o terzinin ustasını o zaman bir dükkan açarlardı. Kendi olanaklarıyla usta değil, bütün meclis açardı. Toplum paylaşırdı. Ama şunu şart koşardı. Çırağını imtihan ederlerdi ustayı değil. Niye? Çünkü çırağı iyi bildiklerini kendine saklamamış, bencil olmamış ve aktarmışsa o çırağı imtihan ettiklerinde eğer çırak onun bilgilerini söyleyebiliyorsa o zaman ustaya yol verirlerdi. Evet, sen iyi bir ustasın ve öğretmişsin diye. Dolayısıyla da o dükkanı açarlardı. Daha sonra insanların güncel yaşamda eğer nefsine yenilme gibi bir olayla karşı karşıya geldiklerinde böyle bir şey olduklarında meclise şikayet ederlerdi. O meclis gelirdi, dışarı çıkarırdı o esnafı, ayakkabını çıkar derlerdi. Düşün, dayak yok, baskı yok, zulüm yok. Ayakkabısını alırdı, o tavana atarlardı. O dönemde tek katlı binalar, bacasını atarlardı. O yüzden dama atarlardı. Yani ve ondan sonra bir daha hiç kimse o insana selam vermez ve alışveriş yapmazdı. Öyle eksik düşünen, eksik yapan da kendi özünü tamir etmedikten sonra o toplumun içinde var olamazdı. Bir kontrol mekanizması söz konusuydu. Dolayısıyla da papucu dama atılmak artık işe yaramaz, boş hale gelmek anlamında bizim değerlerimizden birisidir. Şimdi günümüzde topluma baktığımızda işte öğretmen oluyor, memur oluyor ya da işçi oluyor, sendikalaşmaya çalışıyor. O hani emek sürecini, karşılığını, hakkını alma sürecini. Dolayısıyla da yaşadığımız bir ülkede anayasal statü içerisinde yaşıyoruz. Ya da pasaport almak zorunda kalıyoruz, sınırlar çizilmiş. Baktığımızda bizi engelleyen yani o kendi mecramızda ve kendi hukukumuz, öğretimizle yaşam inancı toprağa bağlı bir dönemde varken şehirleşmeye başladığımızda artık önümüzde hani 40 makam değil 80 makam çıkmaya başladı. Yani sendikada nasıl yapacağız? Hangi partiyi tercih edeceğiz? Bizim geleceğimize meclis karar veriyor. O zaman gelecekle ilgili nasıl bir siyaset izleyeceğiz gibi bir yığın yaşama dair şeyleri var. O yüzden bu kadar hani yorgunluk arttığı bir dönemde giderek işte diyelim katliam oldu. Maraş katliamından sonra Maraşlılarınkilerin %70'i 80'i dağıldı.
hem başka illere ya da yurt dışına gitti. Şimdi bu insanların birbirleriyle toplumsal ilişkisi, pir rehber mürşit ilişkisi, bunlar da dağıldı. İşte o yüzden şimdi asimilasyon sürecinde bu eğitimlerin önemi büyük. Hani buraya varmak şu haliyle varan insanlar belki vardır aramızda ama mümkündür yani. Ama çok zordur. Yani yok demiyorum, mümkündür ama çok zordur. Yani bizim uğraştıran o kadar çok şey var ki hani çocuk sahibi olduğumuzda onların geleceğini düşünüyoruz. İşte güncel yaşam için hani insanların barınma hakları işte şu anda insanları görüyoruz. İşsizlik yani pandemiden dolayı bir güvencesi de yoksa bu insanlar intiharın eşiğine geliyor. Ya dolayısıyla da günümüzde yani yaşadığımız bu topraklar için söyleyeyim özellikle çok zordur ama imkansız değildir. Aşkım. Eyvallah. Sağ olasın Efecan. Sevgili Hubyerli Aşık Alican Yıldırım. Sevgili Aşık buyur. Mikrofonu açarsan sevgili Aşık. Evet, merhabalar. Aşkım. Öncelikle Cümle Canlar Aşkı yazılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İl müdürü olsun, ustasına rahmet. Ben bu akşam soru sormaktan öte, sesim alıyoruz değil mi Aydıncan? Duyuyoruz, duyuyoruz. Soru sormaktan öte, canımızın bağından gül dermeyi daha uygun gördüm. Ama fazla soru soran canımız yok baktım ki. Bir soru değil de bir konuda düşüncesini almak isterim Efe canımızın. Öncelikle dört kapı hakla hak olmanın, hakikat makamını ermenin birer aşaması. Şeriat kapısında üzerimizdeki şeri kötülüğü atıp tarikatta yol ehli olup marifet sahibi olup hakla hak olmak, hakikat makamına ermek. Son nokta. Allah cümle canlarımızı hakikat makamına ermiş kullarından eylesin. Şimdi benim dedemizle paylaşmak istediğim, düşüncesini almak istediğim ikrara girmek, daha doğrusu müsahip kavline girme konusunda düşüncesini almak istiyorum. Bölge bölge birçok yere gidip canlarımıza can oluyoruz, cem oluyoruz. Son süreçte bu müsahip kavline girip de çok sıkıntı çeken güzel yaşayanlar olduğu gibi müsahip kavline girdiğinden ötürü çok sıkıntıya düşen canlarımızla karşılaşıyoruz. Malum öl ikrar verme, öl ikrarından dönme deriz. Müsahip kavline girdikten sonra dönüşü yok. Ama Hazreti Ali Efendimizin bir sözü var. Hani çocuklarınızı yaşadığınız çağa göre yetiştirin der. Şimdi günümüz koşullarında ne yazık ki gerçek anlamda müsahiplik yürümüyor. Müsahiplik paranın olmadığı dönemlerde, insanlarımızın her şeyi rahatlıkla paylaşabileceği dönemlerde gerçek anlamda müsahiplik yürüyordu ama şimdi malını paylaşan, servetini paylaşan, her şeyini paylaşan müsahip ne yazık ki yok. İnsan can kardeşinden, kan kardeşinden her şeyini paylaşır ama müsahip kardeşinden yani ayırma şansı yok. Her şeyini paylaşır derken kan kardeşinde her şeyi bölüşürsün. Hatta bir buğday tanesinin bile ortadan ikiye çizik atıldığı, kardeşin kardeşi hakkı geçmesin diye hak tarafından çizik atıldığı rivayet edilir. O anlamda ama müsahip kardeşinle hiçbir şeyi bölüşmüyorsun, her şeyi paylaşıyorsun. Böyle bir ikrara girdiğin zaman bugünün koşullarında bunu yürütmesi gerçekten birçok insan zor yürütüyor ve müsahibinin yüzünden ceme katılamayan, kurbana kuzuya katılamayan, ağlayan, sızlayan birçok canımızla karşılaşıyoruz. Bu anlamda dedemizin düşüncesini almak istiyorum. Bu koşullarda, bu çağda Aleviliğin olmazsa olmazı müsahip kavlinde bir ne bileyim bir yenileme, bir değişiklik koşullarında, kurallarında. Öyle şimdi gerçek anlamda müsahipliği yürütemiyor insanlar ve gerçekten çok sıkıntıya düşenleri görüyorum ben.
içim eziliyor ama kurallarda şahsımıza göre şahsi düşüncemize göre değiştiremediğimiz için bunlara birçok dedeler kurulunda da dile getirdik. Dedemizin bu anlamda düşüncesi nedir? Bu müsahip kavlinde bir yenilik gerekir mi sizce? Bunu bir revize etmemiz gerekir mi? Yoksa gerçekten müsahip kavli yürümüyor bugünlerde. Aşk ile diyorum. Aşk ile Can, teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Şimdi şöyle diyelim. Tabii bunun adına müsahip diyemeyiz. Tabii ki biraz önce çağın ve yaşamın zorluklarını anlattım. Çağın ve yaşamın zorluklarıyla baş etmenin yolu gerçekten çözüm üretmeyle olur. Dolayısıyla da hani bu ilimle, bilim ile olur. Yani pirlerimizin biraz önce bir yığın hani cümlesini söyledik. Birçok cümlesini söyledik. Hani şimdi biz de bu o zaman hani kendi kamillenmek, demlenmek hani cümleye, konuya başlarken şöyle dedik. Bu yolculuktur. Aynı zamanda da bir demlenme sürecidir. Hani içtiğimiz çay bile erken getirseler ne diyoruz? Çiğ diyoruz. Bak, çaya bile çiğ diyoruz. Yani daha olmamış, demlenmemiş diyoruz. Ondan dolayı da bir demlenme sürecidir. Evet, erkanların güncellenmesi lazımdır. Kesinlikle lazımdır. Neden? Şimdi müsaiplik yürümüyorsa artık yürüten yerler var. Müsaipliği ortadan kaldırmak değil. Ama şöyle insanların dostluğunu pekiştirdiği, hani yoldaşlık gibi, işte muhip olmak gibi. Mesela muhip seven anlamını taşır. Şimdi birbirini seven, birbirinden hoşlanan ya da başka bir isim bulunabilir. Çok önemli değil isim. Hani kardeş de denilebilir bu konuda. Kendimize hani kardeş seçtik denir. Dost seçtik, yaren de diyebiliriz. Yani isim önemli değil açıkçası. Ama kendimize bir yaren seçebiliriz. Onunla paylaşmayı önümüze koyabiliriz. Yani bunlar mümkün. Bu tür yenilenmeyi yapmamız lazım. Zaten hani Aleviliğin şeyi bu. Yani şimdi biz Yunus'tan bahsediyoruz. Pir Sultan'dan bahsediyoruz. İşte şimdi Yunus 1200'lerdeydi. Pir Sultan 1500'lerde. Şimdi 300 yıl sonradan bahsediyoruz. Dolayısıyla da herkes kendi çağıyla bu yola bir renk katmış. Yani bu yol aslında şöyle türlü çiçeklerden, biraz önce ben hani yolun kapılarını anlatırken dikkat ederseniz 3 tane bilge insandan şey yaptım, söz aktardım. Üstelik de aynı konuyla ilgili 3 ayrı insandan söz aktardım. O zaman Alevilik gerçekten hani evrensel düşünceleri olan, yani bir şeye gittiğinde, herhangi bir farklı inançtaki insana gittiğinde, ya eline beline diline hakim olmak sence iyi bir şey midir dediğinde, tabii ki evrenseldir, iyi bir şeydir diyecek. Yani kim olursa, hangi inançtan olursa olsun, ama bu işte varlığın birliği fikriyle alakalı. Bizim eğer bütün cümle varlığı bir görürsek, hani bütün mevcudatı biz görürsek, o zaman biz sevgiyle yaklaşırız birbirimize. Zaten o toplumsal oluruz. Birbirimize sahip çıkarız aslında. Sadece müsahip edinmek gibi bir zorlukla karşı karşıya kalmayız. Herkes birbiriyle, hani zaten o ikrarlı insanların topluluğu diyoruz. Dolayısıyla ikrarsız, hani Pir Sultan'ın dediği gibi, hani ikrarsız bu yola girilmez. Hani kimin izniyle yola girdin sen diye ifade ederler ya. Yani dolayısıyla da bu yola ikrarsız girilmez. Biz erkanları güncellememiz lazım. Çünkü dikkat ederseniz 1500 yılından bu yana, yani bizim 1826'da 2. Mahmut döneminde işte bütün dergahlar kapatıldı, yok edildi. Ama 1550'de, bugün size bir şey anlatayım da, hani bunun bu konuda bu söylediğim şey önemi açısından. Bakın Türkiye'de ya da Avrupa'da, işte birçok Balkan ülkesinde dede babalık ünvanı vardır. Şimdi sevgili Can, hani hünkârın dergahına gitmiştir herkes.
Kapıdan inerken sağda 6 tane, solda da 6 tane insan yatıyor. Giderken hemen hemen bütün canlar niyaz olup aşağı merdivenlerden iner. Sağda ve solda 6 tane insan yatıyor. Bu 6 tane insanın kim olduğunu ben bugüne kadar sorduğum hiçbir toplantıda ifade eden olmadı. Ama bu 6 insan şeyi temsil ediyor. O posta oturmuş ve işgal etmiş insanları da temsil ediyor. Yani 1550'de Kanuni'nin kaynı Sersem Ali Paşa, Hacı Bektaş dergahının post nişinini sürgüne gönderip o posta kendisi oturmuştur. O posta oturduğunda da kendine dede baba ünvanı vermiştir. İlk kendine dede baba ünvanı veren insan Sersem Ali Paşa'dır. Kendine Sersem Ali dede baba demiştir. Ama biz gidiyoruz, oradaki mezarın ne olduğunu bile bilmiyoruz ve niyaz oluyoruz. Şimdi o yüzden biz tabii ki yenilenmeliyiz. Tabii ki hani böyle bir bizim şey var, hani ilimle ve bilimle. Bilim nasıl yenileniyor? İşte dünya eskiden öküzün boyunları üzerindeydi, deprem o yüzden oluyor deniyordu. Daha sonra dünya dönüyordu, bir evren oldu. Ondan sonra yer kabuklarını, bugün biz biliyoruz ki yer kabuğu hareketidir ve içinde mağma tabakası vardır. O yüzden bunların hepsi hani bir öğrenme sürecidir. Bu 4 kapı 40 makamda bir bilme süreci. Şimdi kamil insanlarımız bizim işte bu mürşitlerimiz, bu pirlerimiz, bu yol erlerimiz, cümlesinin yolun eridir. Yani biz hani böyle bir kan soyluluğu kabul etmiyoruz. Yani bu ocak zade olduğunda hani kıymetli olmuyor. Ocaklar kıymetli insan pişirdiği için ama şimdi diyelim ki ben ocaktan bir insanım, Esra Eroin satsam yine mi kıymetliyim? IŞİD saflarında ölen ocaksade insanları var. IŞİD yanında çarpışan, biz bunlara da mı kıymet biçeceğiz? O yüzden biz güncel yaşamla ilişkileneceğiz ve kendimizi yenileyeceğiz. Çağın gereklerine göre hurafeden arınacağız. Çağın gereklerine göre bunu ifade edeceğiz. Eskiden şeriat kapısı deniyordu. Ama şimdi biz diyoruz ki içindeki şeriyi atmaktan bahsediyoruz. O bilmem başka bir inancın şeriatından, hükümlerinden bahsetmiyoruz. Kendi inancımızın yolundan bahsediyoruz. Hukuk kapısıdır diyoruz. O zaman bu nedir? Bir nevi yenilenmedir. O zaman bu yenilenmeyi biz güncel yaşamada muhip mi olur, buna yaren mi olur seçeriz. Her insan kendine bir yaren seçer. Kooperatif gibi birbirleriyle paylaşabilir mi? Paylaşabilir tabii. Güzellik, yani paylaşmak esastır, rızalık esastır. Rızalığa dayalı olarak paylaşmak, bizim zaten rıza şehrinin hani özü paylaşma üzerine kuruludur. Erkenleri de ama bu bakış açısıyla yenilenmeliyiz. Hani hurafeye doğru her yenilenme, her değişim ileriye doğru olacak diye bir şey yok. O yüzden biz hani bu işte yaptığımız eğitim çalışması gibi ileriye doğru bir değişim kıymetlidir. Aşk ile. Eyvallah Efecan. Sevgili Bilal Kılıç da geldi aramızda. Biraz geç oldu, söz şey etmedim. Sevgili Ali Koçak Almanya'dan aramızda. Hoş geldiler. iPhone isminde yazan ama ismi belli olmayan bir arkadaşımız el kaldırmış ama ona söz verelim. Aşkıyla Erenler, hoş bulduk. Ben dinlemedeyim. Eyvallah. Rabbim nefesine aşk ile. Aşk ile. Aydıncan, iPhone adı benimki. Nursel, ben onu değiştireceğim. Geçenlerde de öyle bir ikaz aldım bir arkadaştan, bir başka bir şeyde. Nursel Aycan, İsveç'ten hoş geldin tekrar. Nursel Hanım. Evet, ismim Nursel Çiçek, İsveç'ten katılıyorum. Yaptığınız eğitim çalışmaları, verdiğiniz emek hak katında kabul olsun. Çok güzel şeyler tabii ki, etrafımızda birbirimizi pişirmek, birbirimizi eğitmek, bunlar çok güzel şeyler. Ama ben birazcık şöyle bir şey soracağım önce. Biz bunu gerçekten pratikte yapabiliyor muyuz? Eğitimleri veriyoruz, konuşuyoruz, birbirimizle
yapmaya çalışıyoruz. Ama yol konusunda bu gerçekten Aleviler tarafından yapılıyor mu? Buna ben birazcık şüpheci bakıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Eskiden kontrol mekanizması vardı dedi Efe Pirim. Biz ne, dar vardı, ikrar vardı, müsahiplik vardı. Yani evet biz belki yetiştik. Ondan sonra siyasi şeyler, bilmem Türkiye'nin durumu ve içinde bulunduğumuz Orta Doğu'nun durumundan dolayı bu tür şeylerin hepsi neredeyse kaybolmuş durumdaydı. Biz bunları bugünkü içinde bulunduğumuz şartlarda, biraz önce Efe Pir'in de söylediği gibi, ben Maraş bölgesinden geliyorum. Her birimiz bir yerlere daldık, her birimiz bir yerlere gittik. Ne pirimiz kaldı, ne yolumuz kaldı. Bunları tekrar bulmaya çalışırken, bunları yapmaya çalışırken eksik yapılıyor, doğru yapılıyor, yanlış yapılıyor. Herkes birbirinin yaptığını eleştiriyor. Herkes kendi doğrusunun doğru olduğunu zannediyor ve bu da yola çok zarar veriyor. Gerçekten zarar veriyor. Derneklerimiz, cemevlerimiz bunun hepsi, bunun insanlarımız daha doğrusu, canlarımız bunun acısını çekiyorlar. Bunlardan birisi de benim. Ben açıkça söyleyeyim. Bunları ortadan kaldırabilmek için şimdi 4 kapı 40 makamı çok güzel bir şekilde, evet biz bunu kendimize uygulasak, bütün Aleviler bunu kendi yaşamlarında uygulasalar, zaten bu içinde bulunduğumuz şu andaki ne asimilasyonu ne de bizi yok etmeyi yaşarız. Biz çok ileriye gideriz. Biz gerçekten kendi yolumuzu kendi yolumuz gibi yaşasak. Bunu yapmıyoruz. Yapılmıyor. Bu ne pirler tarafından ne de yazarlar, aydınlar tarafından. Herkes birbiriyle bir yarış, bir şey halinde. Bunu bir eleştiri olarak buradan belki de oradaki bütün pirlere söyleyeceğim. Belki de ben söylediğim için bunu bana kızacaklar. Ama ben kabul ediyorum. Bütün kızmalarını, bütün şeylerini, eleştirilerini de büyük bir yüreklilikle kabulleniyorum bunu, ama bu Alevilikte yapılıyor. Bunu yapabilmek için, bunu gerçekten Alevilikte uygulayabilmek için, Aleviliği saf, duru bir hale getirebilmek için bütün bu güzellikleri yaşayabilmek, inanabilmek ve kendimizden sonraki kuşaklara verebilmek için ne gibi bir yol izlememiz gerekli? Efe Can'dan bunu cevaplandırmasını istiyorum aşk ile. Teşekkür ediyorum Nursel Can. Aşk ile. Şimdi kurumların biraz bu şu Aleli yapılanmasının bugün geldiği noktayla alakalı bir soru ve örgütlenmeye dair, Aleli kurumlarının hizmetlerine dair bir soru, ama bununla da alakalı tabii. Şöyle, yaşamın inancıyız diyoruz. O dönem içerisinde biraz önce bir esnaf ilişkisini bile anlattığım ilişkide yolun kuralları nasıl ki geçerliyse, Alevi örgütlülüğünde de yolun kuralları geçerli olmalı. Şimdi baktığımızda ya o kadar bunu söylemekten belki hicap duyuyorum. Yani bir Alevi kurumunun tüzüğünde kayyum yazıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bugüne kadar en çok kayyumlardan acı çeken Aleviler, kendi dergahlarına kayyum atanan Aleviler kendi tüzüklerine bir kayyum cümlesi koyabiliyorlar. Yani şimdi katline ferman vermiş herhangi bir siyasal örgütlülüğe gidebiliyorlar. Dolayısıyla da gerçekten bu çürümeyle alakalı çok önemli bir gösterge. Halbuki bu yeni mi olmuş? Hayır. Yani eskiden de varmış bu çürüme. O yüzden Pir Sultan yola boyun veren gelsin demiş. Şimdi o yüzden mesela İbreti'nin bu asimilasyonla ilgili bir kelamı var. Şöyle diyor. Yürekte gizlidir diyor bizim derdimiz. Taklide benzemez ya da taklide bağlanmaz hiçbir ferdimiz. Yani taklit değil, aslına ermektir hüner diye, bir başka inancı taklit etmek değil diye göstermiş. Ama sizin de demin söylediğiniz gibi görüyoruz ki
Ya bir aşığın, sadığın, bir ozanın, bir Cem Eren'in Hak'a uğurlama erkanında bile ya burada niye saz çalındı diyen insanlar çıkıyor. Alevi kurumları çıkıyor. İşte gidip burada işte insanların başlarını kapatma gibi, ne bileyim cemlerde kadın erkek ayırma gibi, hatta Hak'a uğurlama erkanlarında kadınları bu erkanlara sokmayan cem evleri var. Yani eskiden zalimin kılıçla yapamadığını bugün kurumları asimilasyona uğratarak, asimile ederek yolumuzu katliam içerisine alıyorlar. Yani eskiden Alevileri katlediyorlardı, bugün Alevilik katlediliyor. Bu çok önemli. Söylediğiniz gerçekten çok önemli. O yüzden sonuçta her şeyde olduğu gibi bir eğitim süreciyle olur. Yani şimdi duvarın dibinde bir insan oturuyor. Şimdi ben gittim o insana, ya kardeş neyin var dedim. O da bana dedi ki karnım aç. Şimdi ben onun karnını doyurmam lazım. Madem halini sordum, hatırını sordum. Yani şimdi onun yüreğini oynatmamam lazım. O zaman iş kuşanmak lazım. Bu konuda harekete geçmek lazım. Şu anda bunun harekete geçsin diye nasıl olabilir? Bütün yaşadığımız çağ gerçekten bir ekolojik sisteminden tutun. Gerçekten hani bu bütün dünyanın EMN sistemleri tarafından dayatılan şeylere varana kadar dikkat ettiğimizde sınırlardan işte aşı ayrımcılığı bile var. Yani işte bilmem şeye vurmayan, BioNTech aşısı vurmayan Avrupa'ya giremiyor. Şimdi ülkemizde de bu aşıyı getirmezlerse biz ne yapacağız? Bu ülkeden çıkamayacağız gibi böyle çok garip şeyler var. Yaşantıya müdahaleler var. Gerçekten küresel bir saldırı var demin dediğim kısım. Evet bunlar. Biz bunları aşabiliriz. Birbirimize can eli olarak aşabiliriz. Eğitim sürecini hızlandırarak aşabiliriz. Bizim değerlerimiz var. Bu değerlerden kim çıkıyorsa biz yüksek sesle ifade etmeliyiz. Belki erkanlarda bile belki müdahale etmeliyiz. Yani bizim kadınlarımız hem yol anadır diyoruz ama kadınları bu yoldan ayırmaya çalışan ya da bu yolla ilgili ne bileyim erkanlarda yok etmeye çalışan insana biz dur demeyi becermemiz lazım. Yani şimdi yola boyun veren gelsin diye ifade edilen cümle nedir? Budur. O zaman biz bu yola boyun veren insansak madem öyle, o zaman bu sesimizi hani bu demin okuduğumda uyurken, yani uyurken üstüme gelen yoldaşlar gafil aç gözünü uyan dediler diyor Pir Sultan. Hani biz o zaman o insanı uyumaktan uyandırmamız lazım. Bu da farkındalık, demin anlattığımız hani farkında olan insan sorumluluk alır. Şimdi çıkarcı, bencil insan niye sorumluluk alsın? O kendine, bireyine hizmet eder. Dolayısıyla da bu konuda bu insanların da yan yana gelmesi lazım. Bu gerçekten yolun değerlerini kaybolmaması için, yolun değerlerini gerçekten yükseltmek için bir yol okulu olması lazım. Her halükarda bütün kurumların desteğiyle birleşerek bir yol erkan okulu kurulmak zorundadır. Bir müfredatı olmak zorundadır. Yani biz kendi bilmeyen bir insan yol yürüyemez. Demin pusuladan bahsettik. Bilmeyen bir insan bir şeyi tarif edemez yani. Şimdi hayatında avokadoyu görmeyen, elmayı görmeyen bir insan elmayı nasıl tarif etsin? Bana elmayı tarif et dediğin, muzu görmeyen bir insan muzu nasıl tarif etsin? Edemez. Dolayısıyla da biz bunu ancak bilgiyle, o yüzden demin hünkârın cümlesiyle başladık. Hani ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Düşünce karanlığına ışık olanlara aşk olsun. Pervane gibi o ışıkla bütünleşip kendimizi yükseltmemiz lazım. Bu da bir olmakla, iri olmakla, diri olmakla olur. Biz önce bunu düşünen insanlar olarak, bunu düşünen kurumlar olarak, bunu düşünen canlar olarak önce bir araya gelmeyi önümüze hedef olarak en kısa vadede 3 can mı tanıyoruz? O 3 can yan yana gelmeli. Bunu nasıl ederiz de Simurg gibi 30 can yaparız?
bunu nasıl ederiz de işte bakın bugün burada işte bu dost meclisinde işte Almanya'dan Ali Koçak dedemiz, işte herhalde Belçika'ydı diye hatırlıyorum, Bektaş dedemiz burada, işte şeyden Bilal canımız burada, Manisa'dan, işte İsveç'ten canımız burada. Dolayısıyla da ben, kusura bakmayın, şey boğazım hasta olduğu için şey yapamıyorum. Sesimde şey oluyor, sıkıntı. İşte biz bu yürekleri şu anda bir araya getirdik. Bu yürekler önüne iş koyarsa olur. Yani hani Che Guevara'nın bir cümlesi var. Diyor ki gerçekçi ol ama imkansızı iste diyor. Biz gerçekçi olacağız, gerçeğe evi diyeceğiz ama Rıza Şehri'nin de peşinde olacağız. Aşk ile. Eyvallah Efecan. Facebook'tan izleyen canlarımızdan Bülent Öztürk'ün de bir sorusu var size. Günümüzde Alevileri temsil edildiği söylenen çoğu cemevlerinde yöneticiler hizmetlerin dışına çıkarak inancın özüne yol erkan yürüten canlar üzerinde bir baskıları var. Sanki yol erkanı ele almışlar. Bu baskı ve asimilasyonla ilgili düşüncelerimizi sorar mısınız diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Kısmi olarak birbirine bağlantı demin yaptığınız konuşmayla da. Evet, bununla ilgili bilgim var. Bülent Can'ın başına gelenlerden de bilgim var. Bülent Can'ı CEM'e girerken polis zoruyla polis arabasına koydular. Mersin'de oldu bu olay. Bülent Can'a yapılan o zulümden haberimiz var. Ve onu polise teslim eden zihniyet, gerçekten CEM'e sokmamak için direnen zihniyet, neden sokmadılar biliyor musunuz? Bu cemevinin yönetiminde ki insan şu anda bir kurumun genel merkez, genel başkan yardımcılığını yapıyor. Ve MHP'nin de meclis üyesi. Yani MHP'nin meclis üyesi bu insan. Düşünebiliyor musunuz? Alevi kurumları ne hale gelmiş? O yüzden hani bizim aslında kendimize iğne değil artık çuvaldız batırmamız lazım. Ben 7 yıl boyunca Mersin Cemevi'nde hizmet ettim. İki dinli olunmaz dediğim için ihraç edildim. Yani Bülent Can gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. İzmir'de bir kurum kapatıldı. Antalya, Konya altında. Şimdi Mustafa Can var. Demin hepsini sayamadım. Özür dilerim hepsinden. Yani bütün canları telefonumdan olduğu için göremiyorum. Tek tek bakmam lazım böyle. Maraş'tan Hüseyin Can var. Yani bunun gibi şimdi tam karşımda görüyorum Cebrail Can ama nereden geldi bilmediğim için ifade edemiyorum. Şimdi bütün canları burada görüyorum. Ama Antalya Konya altında bir şubeyi kapattılar. Ben oraya getirmesinler polis soruyla o kapıyı açar girerim diye bütün medyaya bu konuda ifade ettiler. Bakın ben inanç kurulu diye ifade edilen yere gidip darda durdum. Ben mahkemeye vermedim, dara duruyorum. Benim bir suçum varsa ben dardayım dedim. Ama dar yerine iktidarı tercih edip o dardan kaçtılar. Ama bugün görev başındalar. Bülent Can, aşk olsun yüreklerinde bu hani sorumluluğu hissedenlere. Dolayısıyla da biz hani bedel bu yol bedel ödenmeden olmuyor. Gerçekten ateşten gömlek, demirden leblebi, dikenli bir yol olduğunu biliyoruz. O yüzden hani biz hani niye bu işler başımıza geldi demeyeceğiz. Hani bir şey vardır Ruhisu'nun bir eserinde diyor ki ağaç demiş ki baltaya sen beni kesemezdin ama ne yapayım ki sapım bende. Ölen ben, öldüren benden. O yüzden biz içimizdeki virüslere, içimizdeki koronalara karşı el ele can ele olmalıyız. Birbirimizin elinden tutmalıyız, mücadele etmeliyiz ve bunu korkusuzca yapmalıyız. Aşk ile diyorum. Eyvallah Efecan. Şimdi asıl konumuz tabii dört kapı kırk makam ve insanların bireysel olarak yol aldığı ve hakikate ulaştığı bir yol. Lakin hani bu konuyla da bağlantılı olarak ocak sisteminden, ocaklar sisteminden uzaklaştıkça ya da zayıflattıkça
maalesef savrulmalarda o kadar çok oluyor. Bu hem bireylere yansıyor hem kurumlara yansıyor. Kurumlarımızın da bu konuda sıkıntıları var. Özellikle yani cemevleri olan kurumlarımızın bununla ilgili biraz daha böyle hani yol denetleyendir de cemevleri denetlesin anlamında söylemiyorum ama yola yakın hani bu dernekler yasası, vakıflar yasasını eyvallah hani yasal çerçeve içerisinde onlara göre hareket ediyoruz ama içeriğimizde biraz yola yönümüzü, önümüzü, gözümüzü çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir öneri vardı Edremit'teki çalıştayda Ali Bektaş Federasyonu'nun yaptığı çalışmada. Benim çok hoşuma gitmişti örgütlenme masasındaki arkadaşların önerisi. Cemevlerine insanlar üye yapılırken ikrar alınarak, yani seçimler için üye değil, ikrar alınarak seçim yapılmasını, üye yapılmasını ya da üyelerin alınmasını, ikrar cemi yapılması konusunda önerileri vardı. Ya gerçekten de hani biraz eğer bu yol için hizmet edeceksek kurumlarımızı da artık biraz oraya dönüştürmemiz gerekiyor. Yani kurumlarımızı belli siyasi hesaplar, bireysel kişisel hesapları basamak yeri olarak kullanmaktansa ya da belli yerlerin ya da belli partilerin arka bahçesi yapmaktansa biraz Aleviliğe doğru hizmet etmesi. Yani Aleviliğin kendi özünde yüzyıllardır getirdiğimiz o bize yansıyan ama hani son jenerasyon, son versiyon diyelim açıkçası. Cumhuriyet'in kurulması sonrası özellikle 1950'lerden sonra o dağınıklığı, ocak sistemlerinden tamamen kopuşunun yaşadığımız süreci de gidermesi adına adımlar atması gerektiğini düşünüyorum ben de. Çünkü bu sorumluluk herkesin. Yani sadece bir anaya, bir dedeye, bir pire, pirin üzerine düşecek bir görev değil. Bu görev hemen hemen tüm bu yola girmiş canlarımızın ortak sorumluluğundadır. Bu anlamda şu an yani mevcut kurumlarımızda aslında bunu bir gözden geçirmeli. Biz bu işin neresindeyiz diye sormalı diye düşünüyorum. Evet, başka katkı sunmak isteyen Ali Pirim sen istiyorsun galiba, buyur. Ya. aşk ile cümle canlara, ismini bildiğim, bilmediğim, gördüğüm, görmediğim canlara aşkını yazlarımı sunuyorum. Berlin'deyim ben. Burada Bektaş Pirim'i görüyorum. O da Almanya'da, Belçika'da değil. Efe Pirim herhalde Belçika'da da, onu da düzelteyim. Biz şimdi ocak sistemi, binlerce yıldır bir ocak sistemiyle geliyoruz. Ocak sistemi sadece bir, mesela Baba Mansur benim olduğum ocağı, sadece Baba Mansur pirlerinin değil orası. Talipler ve pirler, yani talipler, rehberler, pirler, mürşitler, dördü bir arada işlev kazanırsa yani ancak ocak olur. Bunlar ne yapıyor? Talipler, önce herkes yola veriyor, ta mürşit dahil, sonra talip olmak isteyen genç bir talip diyelim, önce kemer bağlıyor. Yani biz çocuklarımıza kemer bağlamıyoruz. Götürüp bir pirin önüne demiyoruz ki ya işte bizim yolumuz budur, pirimiz de budur. Tanıştırmıyoruz. Serbest bırakıyoruz. Bunu yalnız buradaki yani ben de dahil herkes aynısını yaptı. Ve 50 yıldır yani yaklaşık olarak 50 yıldır yani ben 55'te falan işte kemer bağladım. Ki kaç senedir 60 üzerinde 65 senedir 66 senedir kemer bestim. Benim çocuğum 40 yaşına geldi, kemer bağlamadık. Yani niye Avrupa'dayız? Niye bizim pirimiz gelmiyor kapımıza, ya biz gidemiyoruz? Yani bizim hatamız çocuklarımızı yola getirmedik. Biz kendimiz de yolu unuttuk. Onlara da bir şey anlatmadık. Tabii ki anlattık ama hakikaten yolun pirinin ağzına götürüp o şekilde anlatmış olsaydık, pirden ona gülbank almış olsaydık, pir ona yolu göstermiş olsaydı, rehber göstermiş olsaydı, bugün bu duruma gelmezdik. Bunu nasıl düzeltiriz? Çok basit. Gençlerimizi gene yani derneklerimizi ya da cemevlerimizi ocak sistemi gibi, biraz önce Aydın Can söyledi, şeyi ocakta gelen ocağa, şeye, derneğe üye olan her can oradaki inanç kurulu ya da yol erkan kuruluna ihkar vermesi lazım. Sonra o belli bir zaman sonra
işte üye toplantısı mı yapacağız, ne yapacaksak o üye toplantısında o gelen can oradaki bulunan canlara ikrar vermesi lazım. Yani sistemi değiştireceğiz. Burjuva sistemini koyacağız kenara. O bizim politik kısmımız. Yani kurulma aşaması işte olması gereken şeydir. Ama içsel olarak da biz kendi ocak sistemimizi, o da işte bu bugüne kadar gelen ocak sistemimizi güncelleyip derneklere veya cemevlerine uyarlamamız lazım. O zaman yolumuzu kurtarırız. Efe Prim'le bu konuyu yıllardır tartışıyoruz, yani birkaç senedir tanışıyoruz. Bu konu üzerinde epey de makale yazdık yani. Efe Prim de yazdı, biz de yazdık, çok makaleler yazdık ama duyan yok. Düğmeyi iliklemiş gömleği, alt düğmeyi yanlış düğmeyi yukarıya geliyor, iki yaka böyle ayrı duruyor. İki yakayı bir araya getirmek için düğmeleri açıp yeniden iliklememiz lazım. O anlamda yolumuzu kurtarabiliriz. Yoksa daha biz istediğimiz kadar bilgi olalım. Oradaki bir ana bacımız çok güzel söyledi. Eleştiriler, yani bu yazan arkadaşların biri de benim, eleştiriler bize geliyor, onu kabul ediyoruz. Eksiğimiz çok ama yalnız başımıza bir şey yapamıyoruz. Bizi destekleyecek üst akıl, yani bütün akılların birleşeceği bir havuz bulmamız lazım. Ara sıra yapıyoruz. Bektaş dedem de var. Efe Prim de getirdi, geldi, katıldı. Pişmeden pişirilmez grubunda. Sahiden iyi çalışmalar yapıyoruz. Ama yeterli mi? Değil. Öyleyse onun gibi 10 tane, 20 tane daha grup olacak. Onların ortak aklını bir araya getireceğiz. Türkiye'de yani zaman bulacağız, bir araya geleceğiz. Karşılıklı oturup konuşacağız. Belirli bir rayya koyacağız. Yoksa bu yolu Efe Prim'in söylediği gibi yol... Tamam, yol kaybolmaz. Yol evrenin yoludur da biz yaşayanlar o yolu unutmuş olacağız. Aşk ile. Aşk ile Ali Prim, eyvallah, sağ olasın. Cebralcan, sen mi istedin söz? Evet efendim. Ben buyurun. Söz istiyorum, ederseniz. Efendim, hepinize saygılar sunuyorum. Çok güzel toplantı gidiyor. Yani insanlar düşüncelerini açıklıyorlar. Fakat ben size bir konuda katılmak istiyorum. Şöyle ki, şimdi ben Alevi olmakla beraber böyle Alevi derneklerine, Alevi kuruluşlarına çok da gidip gelen bir yaklaşıma sahip değilim ben. Fakat şöyle söyleyeyim, bu doğrusu çeşitli Alevi kurumları var, bir şeyler yapıyorlar. Yani örneğin ben az çok hatırlıyorum, büyüklerim de anlattılar eskiden. Güz olunca işte herkes yemeğini toplarmış. Ardından kış geldiğinde dedeler köylere gelirmiş, sohbet ederlermiş. İşte dargın varsa, küskün varsa toplarlarmış, dara çekerlermiş. Bunlar çok güzel, çok olumlu olması gereken ve Aleviliğin de özü bana göre. Çok güzel bir şey bu. Fakat günümüzde ise bunlar olanaksız. Yani bizler artık her birimiz bir yere taşındık, bir yere geçmişiz, toplanma şansımız yok. Birbirini tanımıyor insanlar, tanıma şansı yok. Dolayısıyla bizim Aleviliği o aşk ile, o ikrarla devam etme şansımız olanaksız gibi geliyor bana. Şimdi ne diyoruz? Eline, beline, diline sahip ol diyoruz. Ne diyoruz? İşte, temel ışık bilimi, ilimi takip etmektir diyoruz. Bunlar da Aleviliği, Alevilik yapan ve toplumda bugün Alevi deyince durup düşünen, saygı duyulan kavramların başında geliyor bunlar. Bana göre bizim bir üst kurul oluşturmamız lazım. Yani çeşitli Alevi kuruluşları var. Türk Sultanı var, Hacı Bektaş Velisi var, bilmem kim var, Türk kuruluşları var. Bana göre bunların tümünün bir araya gelip bir üst kurul oluşturmaları lazım. Bir üst kurul, yani ikişer kişi mi olur, üçer kişi mi olur? Bu üst kurul da Aleviliğin geçmişinden alacak, günümüze getirecek, ekonominin şartlarına göre, teknolojinin gelişmelerine göre, günün koşullarına göre değişim, bir yön değişim olmuş. Yani örneğin arkadaşımız belirtti, işte musayiplik, ya gerçekten musayiplik çok güzel bir kavram. Ama biz bunu 50 yıl önce, 60 yıl önce yapardık. Ama bugün yapamayız. Yapamadığımızı zaten dedemize sordu, dedemizin cevabı da o anlama geliyordu aslında. Ama bizim bunları güncelleştirmemiz lazım. Yani günün koşullarına, günün teknolojik gelişmelerine bağlı özümüzden, sözümüzden taviz vermeden, Aleviliğin
Alevi'nin gerçekten de toplumsal bir ittifak olduğunu, gerçekten de aydınlatıcı bir evrensel bir düşünce olduğunu biliyoruz ama bunu maalesef hayata geçirmek zorundayız. Kısacası benim önerim şu, bana göre bir kurul oluşturulmalıdır, bir üst kurul. Bu üst kurul 6 ayda bir mi toplanır, senede bir mi toplanır? Bu bazı kıstasları, bazı önemli sorunları tartışır. Burada da uzmanlar olur, bilim adamları olur, Alevilerin önüne gelen grupları olur. Bir takım şeyler test ederler ve o kurumlara sunarlar. Doğrusu budur derler. Ha, uygular ya da uygulamaz. Sonuçta bizim hedefimiz de şu olmalı, toparlıyorum. Biz 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 50 yıl sonraki gençlere yürüyebilecekleri bir kulvar yaratmamız gerekiyor. O anlamda da faydalı olur diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aşk ile sevgili Can. Epe dedem, bundan önce bununla beraber bir soru daha var. Sevgili Murat yazmış. Murat'ın sorusunu da hemen sana yönelteyim. Cebrail Can'ın önerisiyle beraber onu da değerlendir. Yunanistan'dan katılan bir can olarak aşk ile canları selamlıyorum. Efe Can, 4 kapı 40 makam hakkında sosyolojik açıdan açıklamalar yaptı. Bu soruyu aydın insanların olduğu bir ortamda korkmadan sorabileceğimi bildiğim için sorabiliyorum. Maalesef gençler açısından inancın devamlılığı için sadece aklımıza değil kalbimize hitap eden açıklamalara da ihtiyacımız var. 4 kapı 40 makamın teolojik açıdan kaynağına inebilir miyiz? Saygılarımla aşk ile dedi diyor Muratcan, aramızda Zoom'da, o da Yunanistan'dan katılıyormuş. Bayağı bir enternasyonel oldu bu toplantı. Güzel de şeyler var, sorular var ve öneriler var. Söz sende Efe Can, buyur. Murat Can'ın yüreğine sağlık. Cebrail Can'ın da katkı sunan bütün canlara yüreğine sağlık diyorum. Şimdi bizim pirlerimizin şöyle bir cümlesi var. Diyor ki, günün peşinde olmayın diyor. Gün değişir diyor. Gün değişir, yok olur. Ama diyor, hakikatin peşinde olun diyor. Hakikat değişmez. Yani biz hakikatin peyi, o yüzden hani pirlerimiz ne yapar? Biz Gülbenk okuduğunda şimdi biz gerçeğin peşinde olmamız lazım. Yani şimdi bu dört kapı şimdi başta var. Başta o boş. Ses bulamıyor. Canlar, konuşmacı konuşurken lütfen mikrofonlarımızı kapatabilir miyiz? Sevgili Nuray Özel, senin mikrofonun açık sanırım. Rica ediyorum. Sol köşede mikrofon işareti var, oraya basarsanız sevinirim. Buyur dedim. Şimdi hakikatin peşinde olmak lazım. Evet, bir takım yenilikler yapabiliriz. Yani biz şey yapan şeyi de seyirciler bu. Takımlar olduğu için seyirciler. Yeşim arkadaşım, müdahale eder misin? Sen mikrofonu kapatır mısın? Gelmiyor. Yeşim. Sesini kulaklık takmam lazım. Sol köşede mikrofon var. Şey, kapattım ben. Tamam. Tamam. Buyur Efe Can, kusura bakma. Bir kere hani hem kurumların düzelmesi için hem birbirimizle, hani Cebrail Can dedi ya, oradan başlayayım. Murat arkadaşa da cevap vereyim. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle bir örnek veriyorum. Ben bunu genellikle çok kullanıyorum ama. Yani siz de bir kendi aranızda bunu mukayese etmenizi istiyorum. Bakın 12 Eylül sürecini aşağı yukarı bizim yaş kuşağı hepsi bilirler. Kenan Evren darbe yaptığında kalkıp mikrofonda ne demişti? Biz gelmesek Fatsa olacaktı her yer. Ya Fatsa dediğim küçücük bir ilçe değil miydi arkadaşlar? Ne yaptılar orada? Adalet Partilisiyle, Melih Selamet Partilisiyle Çamur'a son kampanyası yapıp belediye başkanı da çamurlukları giydi ve o köyün yollarını, o köy gibi ilçenin yollarını temizledi ve çamura son diye taş dizdi. Şimdi ne oldu? Bütün Türkiye'ye yayıldı. Bu son yıllarda da Ovacık deneyimi söz konusu. Küçücük bir köy gibi Ovacık dediğin, yani bir saatte yürüyerek gezeceğin kadar küçücük bir yer. Ama bugün
umut oluyor insanlara, değil mi? Aslında Alevilik de böyledir. Yani bizim evrensel o kadar güzel, o kadar çağdaş değerlerimiz varken, yani biz umutsuzluğa kapılmamalıyız. Biz o zaman birbirimizle olan iletişimimize oradan başlayabiliriz. Bir numune yaratabiliriz. Bunu kurumları başlarken, bu hani dergah ilişkisi, ocak ilişkisi olmaz dememek lazım. Ama şöyle yapmak lazım. Doğmakla olunmaz. Bir kere bunu bilmemiz lazım. Alevilik ikrar yoludur. Yani bir mürşidin oğlu, bir pirin oğlu, yani ikrar vermeden mi Alevi oluyordu? Kemerbest bağlamadan mı Alevi oluyordu? Hayır. Bu konuda torpil var mıydı? Şu rehberdir, şu pirdir, şu mürşittir diye. Hayır. Yolda cümlesi yolun talibidir. Cümlesi taliptir yola. Yani yol çünkü cümleden uludur. Şimdi o zaman biz birbirimize torpil yapmadan, kendimiz de dahil olmak üzere, güzel dostane birbirimize bir can eli uzatalım. Birbirimize yardım uzatalım. Birbirimizi eğitelim. Bakın burada ta internasyonel bir biçimde dünyanın her yerinde Hubyar Sultan Kültür Derneği, Alevi Kültür Derneği'ne şimdi yaptığı bir eğitim programına hepiniz gelmeseydiniz ben kime konuşacaktım? İşte birbirimize şu anda can eli olduk. Bu pekala mümkün. Yani hani şey diyorlar ya, başka bir yaşam mümkün diye bir slogan vardır. Bu çok mümkün. Yani Rıza Şehri de başka bir yaşamın ismidir. Bu mümkün. Bunun deneylerini görüyoruz. Yeter ki samimiyetle düzgün bir örnek yaratalım. İşte o acık örneği gibi bütün dünyaya yayılabilir. Küçücük bir yer. Geliri bile yok. Yani belediye başkanı seçildiğinde ilk düşündüğü şey şuydu. Ya bütçeyi okuduklarında şöyle demiş. Yani ben kendim canlı konuştuğum için biliyorum. Ya arka kapıdan kaçmayı düşündüm. Hiçbir geliri yok buranın. Ne yapacağız diye. Şimdi dolayısıyla da ama ne yaptılar? Kolları sıvadılar. Paçalarını sıvadılar. Tuttular. Ekilmeyen tarlaları ekip öğrencilere yatırım yaptılar. Ondan sonra dünyanın her yerinden oraya gelip gönüllü çalışanlar oldu. Bakın bütün mesele aşk. Aşk ile diyoruz ya. Biz aşk ile her şeyi yaparız. Girerken o kurum içerisinde kuruma üye olanları denetlersek, ama ne yapıyoruz? Biz seçimi kazanmayı düşünüyoruz. Seçimi değil. Birbirimizi kazanmayı üzerine kurulan bir sistem olmalı. Seçimi değil. Yani o yüzden biz bunu, bu insan kuralları yani. Hani derler ya, yazısından bezen yiyip o yazıyı kendi yazsın. Biz de eğer bu yazgıdan, bu geri gidişten, bu çürümeden memnun değilsek, kendimize torpil yapmadan samimiyetle yola düşmemiz lazım. Yani yola düşüp bir numune yaratmamız lazım. İşte buradaki dayanışma gibi bu eğitim çalışmalarını çoğaltmamız lazım. Yani bu konuda emek sarf etmekle olur. Yani hani emeksiz yemek olmaz derler ya. Dolayısıyla da biz bu konuda emek sarf ederek bir çaba ve çalışmanın içerisinde olursak ve hani bu öğretinin bize gönderdiği, gösterdiği toplumsal olmayı, birlikte düşünmeyi, ortak aklı esas alırsak, kimin seçildiğinin, kimin başkanlık yapıldığının, kimin, yani bu liyakatı kendimiz örebiliriz. Biz muhabbet ederken dün canlarla muhabbet ediyorduk. Şöyle dediler muhabbette, benim çok hoşuma gitti. Birisi hani bana dede dediler. İşte o da, öbürü de dedi ki ya bana da dede diyorlar. O niye diyorlar dedim. Dedi ben de ona dedi, hani Alevi dernek başkanlığı yapmış, bilgi öğretmiş, mücadele öğretmiş. Beraber diyor Kızılay'ın meydanına diyor Sivas katliamından sonra pankart astık diyor. Şimdi bu da benim dedem diyor. Bana bir şey öğretti. Benim mürşidim. Yani mürşid ışık taşıyan demek. Bilgi taşıyan demek. Şimdi bu da benim dedem. Ha dedim, o zaman liyakat sistemi olmalı. Biz bu sistemi pekala, tamam ocakları geri getiremeyebiliriz ama kendi aramızda liyakat sistemi yaratabiliriz. Bu konuda Aydın Can çaba içerisinde olduğunu görüyorum yıllardır. O zaman derim ki ben, Aydın Can bizim hani bulunduğu hani derneğin rehberi olsun. O ortamda bulunan insanlar yan yana gelip Aydın Can'dan daha da bilgili ve daha hizmetli olduğunu gördükleri bir cana da
desinler ki bu da bizim pirimiz olsun, dedemiz olsun, anamız olsun. Ondan daha bilgili birisi de çıkarsa ya da yetişip de aşağıdan öğrenci yetiştirirse o da mürşit makamına yükselsin, öbürü pir olsun, öbürü rehber olsun. Yani biz bu makamları pekala işletebiliriz. Ben cümleye başlarken ne demiştim? Her şeyi bilmiyoruz. Ama ortak akılla birbirimizle paylaşabiliriz. Bildiğimizin alimiyiz, bilmediğimizin de talibi olacağız. Dolayısıyla da biz de eğer bu birbirimizle olan bu iletişim sistemini güçlü kılarsak gerçekten pekala mümkün. Başka bir yaşam gerçekten mümkün. Ama inanmakla başlar. Yani biz bu konuda şevkle hani bu yola düşmekle başlar. Ondan dolayı da itikat evet itikat inancımızda var. Ama derneklerin birçoğu seçilmek için itikat yerine itaat haline dönüşmüş. Şimdi evet biz birbirimizden şefaat umuyoruz. Birbirimizden Hızır mededini umuyoruz. Ama şefaat yerine birbirimizi zenginleştirmek yerine şefaat yerine inşaat almış her yeri. Şimdi inşaat kim yapacak? Günün değil, günün peşine. Gelecek diyoruz. Hakikat gelecektir. Günün peşinde olmayın. Hakikatın peşinde olup gerçeğe hü deyip mühürlüyoruz. Ama bir bakıyoruz ki günün adamı, günü kurtarmaya çalışıyor insanlar. Yani ya biz nasıl ederiz de demin Bülent Can gibi düşün ki polis çağırıp ceme sokmadılar. Yani dolayısıyla da biz birbirimizi kazanmanın yolunda pirlerimiz şunu söylemiş. Bir kere gerçeği haykırmaktan kaçınmayacağız. Madde bir. Gönül kalsın yol kalmasın demiş pirlerimiz değil mi? Ya bize zaten bunu göstermiş. Rızalık yolumuzun esaslarındadır. Kendimize önce bir rızayla bu yola girmek istiyor muyuz? Tekrar soracağız. Ve bu yolun dikenli bir farklı düşünebiliriz. Bakın demokrasi istiyoruz değil mi? Tek adamcı olmasın diyoruz. Ya demokrasi nedir? İşte o içindeki şeriat sen sensin ben de benim diye farklılıkların bir arada olmasıdır demokrasi. Bir arada olma kültürünü biz yeşertmeliyiz. Bir arada olabilmeliyiz. Birbirimize tahammül edebilmeliyiz. Birbirimizin kahrını çekebilmeliyiz. O yüzden kinden kibirden o ben başkan olayım, lider olayım, şu olayım, bu olayım gibi bir şeyden kaçınmalıyız. Yani biz o kin kibiri atarak gerçekten arınmış oluruz. Yoksa mesela buna pirlerimiz ne demiş? Yol bir sürek bin bir demiş değil mi? Yani farklı süreklerle yolu takip etmek anlamında. Şimdi biz yan yana birbirimize can eli ve el ele o liyakat sistemini anlattık. Pirlerimiz ne demiş? El ele el hakka demiş değil mi? Şimdi o yüzden yolun cevapları var. Yolda var zaten yolun cevapları. Hatta bizde de değil. Yolda da var. Eğer canı gönülden bu yola girip de hizmet etmeye başladığımızda aslında bu cevapları bulacağımıza ben inanıyorum. Çünkü ben bu deryanın içerisine girdiğimde daimi babanın bir cümlesi var ya deryanın içinde damla damlanın içinde derya oldum diye. Şimdi bizim de bu deryanın içerisinde damla olmaya çalışmak o pervane gibi ateşle bütünleşip ışığı yükseltmek karanlığı yıkan bir ışıktır. Yani karanlığı o yüzden düşünce karanlığına ışık tutanlara aşk olsun diyor pirlerimiz. Bizim de bu derneklerin ilişkisini pekala kenara atabiliriz. Dernek dediğin sadece devlete verilen bir tutam kağıttır. Yani ya aramızda bir gün öncesinde cem yapıp anlaşabiliriz. Bir gün sonrasında da bunu bir kağıda döküp götürüp verebiliriz. Yani pekala mümkün bu formaliteleri rafa kaldırabiliriz. Bu birbirimizle iyi geçinmek için, birbirimizle can eli olmak için, birbirimizle örgütlü olmak için engel değil. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Yani düşünmüyorum. Engel değil. Pişmiş bir canın söylediği bir cümle gibi diyor ki inanmak için görmeyi beklemeyin. Diyor, inanın ki göresiniz diyor. Yani ondan dolayı da bizim de inanmamız lazım. Neyi yapacağımıza biraz önce
bu cümlelere başlamadan dedi ki insana bir yolculuk için bir yol tarifi yapılır. O zaman bizim de varmak istediğimiz bir yol olmalı. O Rıza Şehri diye tanımladık Alevilik'te yolda. Ha bu kısa vadede de o derneğin düzeltilmesi olabilir ya da yeni bir sayfa açılması olabilir. Tüzüğün demokratikleştirilmesi olabilir. Biz Aleviler olarak vardan var olduk. Zaten ölüme inanmıyoruz. O yüzden ölüm ölür de biz ölmeyiz. Vardan var olduk, yok olmayacağız diyoruz aşk ile. Eyvallah Efecan, teşekkür ediyorum. Cebrail Can'ın önerisini aslında bir nevi biz uygulamıştık da ama istediğimiz düzeyde olmadı. Türkiye'de Alevi Bektaş Federasyonu bir inanç kurulu oluşturmuştu Cebrail Can. Yol erkanları düzenlemek ve yetiştirmek adına gerekli müdahaleleri yapmak adına maalesef kurulma amacından uzaklaştı ve şu an pasif bir durumda kaldı. Aslında çözüm üretmek adına bir şeyler yapılıyordu. Sevgili Murat, Yunanistan'dan katılan Murat canımız da hani bizim bütün bu dört kapı kırk makamın teolojik açıdan kaynağına şudur. Benim kendi düşüncem tabii. Efecan özür diliyorum. Ben onu unuttum, özür dilerim diyecektim. Sıkıntı yok, siz de cevap verirsiniz. Yani bizim ocaklarımızda ulularımız var. Ulularımızın yaşamda duruşları var, öğretileri var. Biz onları zaten kaynak olarak alıyoruz. Yani bizde işte bir yazılı kaynak zaten Alevi süreğinde, geleneğinde olmayan bir şeydir ama onların duruşu, söylemi, öğretileri bu dört kapı kırk makamın tamamen bir, yani bir bütünüdür. Farklılıklarımızın duruş sergilemeleri bir bütünüdür. Efecan, bunu da toparlayalım. Çünkü zamanımızı bayağı bir aştık. Sonra sevgili Aşim Alican Yıldırım'dan nefeste programı kapatıyor olacağız. Seni de bu arada son sözlerini de almış oluruz. Buyur. Aşk ile Murat Can'a da özür diliyorum ben tekrar. Şöyle hani şimdi dört kapı öğretisi, kırk makam değil. Dört kapı öğretisi tasavvufta da geçer. Onları hani dört kapı meselesi ya da bizim o dört anasır meselesi ta eski Yunan çağlarında bile geçer. Dolayısıyla da hani bazı biz sadece biz buna vakıf olduk, sadece biz bunu düşünüyoruz falan diye bir şey yok. Herhangi bir Mayalara giderseniz, doğayla yaşayan baş başa yaşayan Kızılderililere giderseniz, aşağıda Avustralya'da aborjinlere giderseniz bizim inancımıza çok yakın şeyler görürsünüz. Çünkü o varlığın birliğine inanırlar. Doğayla bütün varlığı bir görür ve buna göre öyle düşünürler. Şimdi bizim de bu konuda hani dört kapı tasavvufun içinde de var. Bu konuda dört kapı olarak İmam Cafer-i Sadık'ın buyruğunda var. Dört kapı olarak geçer. Ama Hacı Bektaş Veli'nin makalatında dört kapı kırk makam olarak geçer. Hani bu yürütülen aşamada. O yüzden biz nasıl devri daime inanıyorsak düşüncelerin de devri daimine inanıyoruz. Hani en güzel çiçeklerden en güzel balı yapmak üzere biz farklı, nasıl ki Mansur'a sahip çıkmışız Enel Hak fikrine, Mansur Alevi miydi? Hayır. Ama biz onun o direngen fikrine, onun o hak fikrine sahip çıkmışız ve onu kendi bünyemizde, kendi rengimizi vererek aşmış bizim yüreğimizde o fikir. Dört kapı kırk makam da öyle, başka inançlarda da bunu görürüz ama kırk makam olarak görmeyiz. Dolayısıyla da bunun böyle bir yolculuğu da vardır. Aşk olsun Murat Can'a. Yani tarihi şeylerimiz de böyle diyebiliriz. Eyvallah, sağ olasın. Aşim, sen hazır mısın bu arada? Hazırım başkanım. Sevgili Ali Can'da. Tamam, ben kapanışımı yapayım, sonra sen bir nefesle dört kapı kırk makam eğitimimizi sonlandırıyor olalım. Sevgili başkanım, canlar, Hubiyar Sultan Alevi Kültür Derneği olarak biz cumartesi günleri 19 Haziran'a kadar Zoom'dan eğitim günü olarak tercih ettik ve pazar günleri de saat 8'de kültür sanat etkinliklerimiz devam ediyor olacak 20 Haziran'a kadar.
Yarın sevgili Yener ve Ümit 20'de saat 20'de Facebook sayfamız üzerinden canlı yayınımız olacak. Oraya da tüm dostları bekleriz. Haftaya cumartesi ise yine aynı saatte saat 8'de sevgili Güven Çapdal Hoca evlatlarından Sefa Öztürk Dede'yi konuk alacağız. Bu kez Alevilik'te doğa kavramını konuşacağız. Tam da günümüzde şu an yaşanan doğa katliamlarına karşı gerek İkizdere, gerek Kaz Dağları ve gerek diğer Malatya ve diğer Dersim'deki doğa katliamlarına karşı hem bakışımızı hem Alevlik'te doğanın yerini konuşuyor olacağız. Haftaya da siz değerli canları aramızda tekrar görmek isteriz. Katılıp bayağı bir zaman oldu, 1,5 saati geçti. Buraya katılıp emek veren, zaman harcayan tüm canlarıma ben aşkın yazılarımı sunuyorum. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Söz sende Aşim, buyurun. Aydıncan, bir hoşça kal diyebilecek miyiz canlara, yoksa? Tabii buyur, ben son sözlerimde alayım demiştim zaten Efecan, senden sonra buyur. İyi, peki. Gerçekten güç verdiniz, emek verdiniz, yüreklerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Öncelikle sana, derneğimize teşekkür ediyorum. Ben cümle canların hani aşkı niyazlarımı sunuyorum. Sevinci pay eden peyik olasınız. Engülü pay eden salman olasınız. Çiçeklerden bal eyleyenlerin, dostun evi gönüllerdir diyenlerin gül cemalleri nur ola, birliğimiz daim ola, gerçeğin demine hü diyorum. Cümle canlara aşk ile.